Bugün oyunun en güçlü şampiyonunu alıyorum. Artık ilk oyuna başladığım günden beri gel artık sana özledim seni yeşil kurbağam diye çağırdığım kurbağamıza kavuşmak üzereyiz abi. Tabii ki burada şöyle bir ayrım var. Bana bu aklı veren sevgili Kovsuzlar Ordusu'nun chatine öncelikle bir teşekkür ederim. Ama bunun işe yarayıp yaramayacağı konusunda ikiye ayrıldık abi. Bir taraf dedi ki kral dedi Brawl Pass'i aldığın zaman dedi. İçerisindeki çıkan şampiyonun kostümünü aldığında şu anda açmakta olduğun şampiyonla yer değiştirebiliyorsun dedi. Diğer grupta dedi ki kral dedi doğru bunu yapabiliyorsun ama dedi destansiya kadar yaparsın üstündeki çaralara olmuyor dedi. Eğer ki burada ikinci grup haklıysa sıçtık zaten. Otomatikman şu anda baza yine kavuşamadığımı yeşil ördeğimi yine aylar boyu unutacağım anlamına gelir abi. Bizde bal yok şans yok amına koyayım. Gider efsanevinin içinden 100 tane kredi falan çıkar. Bileti de hemen hemen maxladım. Şimdi sizlerle birlikte istiyorsanız hemen kostümümüzü alıp bir deneyelim. Eğer çara alabilirsek video içerisinde çara elimizden geldiği kadar maxlayacağız abi. Bütün 15.000'e yakın bir paramız var şu an. Bakalım hangi taraf haklıymış. Bugün kolsuzlar lord olarak Brawl Stars'ta sevinebileceğiz mi? Görelim abi. Let's go. Şimdi beyler oyuna girdik. Ben bu aralar neden bilmiyorum. Maçlar içerisinde MZ ile oynuyorum. Hayvan gibi hasar atıyor abi. Özellikle şu gerizekalı robot bölümlerinde 240k falan vuruyorum yani. Saçma sapan biçer. Bilet bölümüne dikkat ediyorsanız abi hiçbir şey almadım. Sizin dediğiniz taktiği yaptım. Buradaki bütün bu çarları açtığımız, yüklettiğimiz kredileri dahi dokunmadım abi. En son 46. bölümde şu anda burada gördüğünüz kırmızı kostümün olması gerekiyor. Yani bunun altında bu kırmızı kostüm var abi. Bizim an itibariyle açılan şampiyonumuzun ismi Tara'ydı. Tara 1696'lar da 100 daha vereceğiz. Bunu açmayacağız. Taktik anladığım kadarıyla aşağıdan kostüm alacağız. Daha sonunda devam edeceğiz abi. Hemen dedik ki ver bize yeşil ördeğimizi dedik. 100 kredimizi topladık ve plus pass kostümü demiş abi. Buradan da kardeşimi aldım. Kostümünü verdi bana. Şimdi yeni ender kostüm dedi. Gereken savaşçı baz dedi abi. Aldıkların dedi. Aha oluyormuş lan. Oluyormuş oğlum lan. Yapıştır be. Bak neymiş? Kardeşim demek ki ilk grup haklıymış babalar. Açılan savaşçı baz ile değiştirilsin mi diyor. Bu da şimdi şöyle öylesine güzel olacak. Bak biz bu yeşil ördeği kullanacağız ve bundan sonra da Brave Pass Plus falan filan alırsanız abi size de güzelinden bir taktik olacak. Baktığınız amına koyayım en sevdiğiniz char geldi ve en sevdiğiniz char ta efsanevi 40. bölümde falan açılıyor. Yıllarınızı vereceksiniz. Gerek yok. Bunu aldığınızda bununla değiştirmesi an itibariyle garantilendi. Destansının üstünde de değişiyormuş abi. Hemen buradan tabii ki değiştir diyeceğim amına koyayım. Emin misin diyor. Lan oğlum salak mısın amına koyayım? Değiştir dedik abi. Buradan hemen sıradaki savaşçı baz dedi. 1796'sını zaten verdik. Haydi dedik kardeş. Şimdi buradan ne yapıyoruz babalar? Hemen star bölümüne giriyoruz. Elimizde toplamadığımız o kadar fazla şey var ki bunlardan öncelikle kardeşim hemen açmak için 100 daha topladım. Son bir 4 kaldı. Bunu da topladık abi ve an itibariyle Kozuzlar Lordu olarak yeşil ördeğimiz bazımıza kavuştuk. Suikastçidir. Gizemlilerdeki 3. şampiyonumu açtım abi. Oyunda bayağı bir kötüyüm ama olsun adamın dibidir baza sonunda kavuştuk kardeşim. Müko müko. Yeni bir gizemli savaşçı açılıyor dedi. Para dedi. Lan oğlum. Öncelikle savaşçılar bölümüne gireceğiz ve buralarda sevgili bazımızı bulacağız. Kostüm bölümüne tıklayacağız. Yeni gelen kostümümüzü alacağız ve buradan seç diyeceğiz. Ana ekranımıza en sonunda dostumuzu alacağız. Peki bu kadar uzun süre bekledik. Hemen maxlayalım mı? Tabii ki maxlayacağız abi video içerisinde. Öncelikle savaşçılara tekrar gireceğiz abi. Bu kısımdan kullanacağım şeyleri falan çok bilmiyorum ama maxlamaya doğru gidelim. Yani bir 11 level kadar bir yapalım abi. Elimizde ne kadar para kalacağını bir bakalım. Hızlı hızlı levellerini verdim. 9 olduk. Buradan yapıştırdık. 10 olduk. Sonuncu levelini verdim. 11 oldum. Beyler şimdi normal olarak bazı maxladık ama burada tabii hiper şarjlar vesaire var. Bayağı bir şey isteyecek bizden. Elimizde kalan bir 8400 var. Şimdi buraları okuyalım ve bunları hemen hızlı hızlı yapalım. Oğlum ikisinin olayını tam olarak anlamadım ki amına koyayım. Yani şu stun atmıyor diyor ama anında diyor durdurur diyor. Bu da diyor ki süper saldırısını dolduran. Sanırım buradaki birazcık daha yavaş dolduruyor ve içerisini gördüğüm muhabbetin diyor. Ben şimdilik yedek şamandırayı yapacağım abi. Yedek şamandırayı aldım. Büyük ihtimalle yanlış yaptım ama olsun. Sağlığımız %50 altındayken birazcık daha hasar verelim dedik abi. Buradan bir 1000 daha verdik. Yıldız gücüne geldiğimizde güçlü torpido. Süper saldırısını dolduran alan %30 genişletmiş. Ben stun atma bölümüne birazcık kullanacağım abi burada. Verdik 2000 daha. Şimdi eşya bölümünün diğer tarafında. Vallahi burada baktığımda herhalde sağlık bölümü oynayacağız. Birazcık da tanklaşalım kardeşimle. Hiper şarj bölümü geldi ve 5000 para istiyor bizden. Elimizde kalan son 2000 küsür abi. Tabii ki bilet bölümünde bunları hemen hızlı hızlı toparlayacağız. Baz kardeşim için değer. Şimdi geldik. 1000 buradan aldık babacım geldi. 1000 buradan aldık geldi. Buradan ne kadar yaptık? 4400. Varsa bir 500 bin daha alırım abi. Buradan da bir 1000 daha patlattık ve şu anda bazı maksimum derecede bir video içerisinde bitirdik abi. Hiper şarj bölümünü de açtık. Demiş ki bundan sonra hızın arttı, hasarın arttı ve kalkanın arttı demiş. Buzul aka demiş abi. Yapıştırdık geldik. Ben dedim sizlere. Kardeşim dedim. Yeşil ördek şerefsiz sümüklü böceği aldığım zaman dedim. Bu kardeşimi kesinlikle sonuna kadar gideceğim. Bana dediler ki abi aldığın çarleş. Abi baz adam malam değildir. Abi bazı alan adam vurduruyordur falan dediler. Ama ben buna rağmen sadece internette gördüğüm aptal saptal bir sürü bazla tek atma videolarını görünce abi ben bu çara yükseldim. Hayatımda ilk defa baz oynayacağım. Artık görevler ve
vesaire de çok fazla umurumuzda değil zaten abi. Bir tekli hesaplaşma vesaire girelim. 20K'ya yakın çara şu anda para harcadık abi. Bir görelim yeni kostümle bazımız neler yapıyor, nasıl duruyor abi. Kolsuz Lord savaşa girdi. Karşısındaki kekolar falan var abi. Kupamız vesaire düşük. Drama. Şimdi beyler karşı arzımız falan var. Şu kardeşimizin 11K canı varmış. Kimse bize vurmuyor beyler. Burası Botelo değil, yanlış anlaşılmasın. Sabahtan beri oynuyorum belki ama bunlar bir tık leşo geldi. Şimdi şuradan bir ulti kombosu yaptık. Burayı çok hızlı toparladık. Daha sonra bir ultiyi daha açtık abi. Buradan diğerine ulti attık. Pata 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 vuruyoruz babalar. Onları da devirdik. Alayının birden içinden geçiyorum ve ultim tekrardan gelmek üzere. Şurada hafiften bir duvar dibi muvar dibi. Lan nasıl doluyordu bu kekonun ultisi ha? Geldi. Şuradan hemen ultiyi attım ve taka 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 tekimi attım. Oyunu bitirdim. Bana bas kötü. Yok abi tek atamıyor falan demeyin. Tamam karşı taraf biraz şeydi ama mesele bir saniyede yok etmesi abi. Artık yeni main'imizi de açtığımıza göre bunlarla birlikte yayında vesaire akacağız, oynayacağız. Kardeşimi var ya kavuşmuşum ki. Hiper Charge Dine hiç kullanmadık. Bu arada bu yeteneğin direkt ulti doldurması gayet de güzel çalışıyor abi. Ötekini denemedim tabi ama belki ileride Char'ın sosyopat olursam onu da denerim. Şurada bir dilleyelim abi şurayı. Geldik karşımıza. Bu zaten basit bir Char abi. Bunu devirdik. Daha sonra buna yapıştık. Vuramıyorum. Şimdi vurmaya başladık. Bayağı bir hasar attım. Bayağı da bir canını azalttım. Şuradan tekrardan tuttum ve devirdim abi. Çok iyi vuruyoruz. Çok iyi hasar atıyoruz ve çok hızlıyız abi. Yani saçma derecede güçlü olan dostum. Peki bal gibi bir Char'a ne yapabilir abi? Şuradan çok serisinden bir yeteneğimizi açalım. Ultileyelim abi. Daha sonra bu Char'a bir girelim. Kendisinin yeteneğinin olmadığını biliyordum ve girdim tek attım. Hiper Charge'ı kullanmak birazcık bu Char'da imkansız çünkü karşınızdaki o kadar dayanamıyor. Aldığım kalkan gücüdür vesairedir. Şu andaki Elo'ya harp geliyor abi. Gördüğünüz gibi gücüm falan da artıyor. 14.100 oldu. Artı ekstra kalkanla birlikte 14.000'e kadar çıktı şu anda canım. Şimdi geldik bu dostumuz kalmış abi en sona. Kendisini bilirsiniz tanktır ama Stan'la birlikte yedikten sonra bizim karşımızda tek yemekten başka şansı kalmıyor. Benim bile birinci olduğum peş peşe 2 maçta eze eze birinci yapan bu Char adam mıdır? Adamın dibi olmuş. Bitmiş abi bitmiş. Allah'tan ki diyorum bana bu şeyi harcattırmadınız. Yani ben o krediyi harcatsaydım o yüzden dolayı da tüm kolsuzlara da birden bir selam çakalım abi. Adamın dibisiniz, beni sinyallendirdiniz. Abi amana dediniz ha. Amana yapma bak, o hatayı yapma, yanımıza yanaşma. Şimdi sıkıntılı Char'lardan bir anan kim? Da kanka ben seni tutmasam da keserim be. Oğlum benim tipime bak, senin tipine bak. Pezemek sen kimsin? Oğlum bizim bu Char'ın yanında yürüdüğümüzde hangi Char'dı bu değil miydi ya? Şimdi tuttuk. Bu dostumuz da bize bir şeyler dedi. Hemen tekimizi attık, devam ediyoruz abi. Bu maçı da yapalım, daha sonra tamamdır. Genel durumda şu anda üstünüze gittiğimiz herkese tekini attık. İki vuruşta zaten kutuları deviriyoruz abi. Şuradan birazcık ilerleyeceğim. Aşağı taraflarda bir olaylar var. Burada bayağı kişi tek yedi abi. Şuradan hemen son kişi kaldığı için Emzi bacımıza da girelim abi. Emzi'ye de tekini atalım ve ortalığı dağıtalım. Genel durumda 3 maçta peş peşe bizi birinci yapan Elan'ın düşüklüğü artı bir de şampiyonun güçlülüğü birleşince de saçmalayan bu dostumuz bence boşa gitmedi. Peki bakaylar siz ne diyorsunuz? Baz adam mıdır abi? Baza verilen 20K yakın altın işe yarar mı? Hiper şarjını hiç kullanamadık. Belki birazcık orada sıkıntı. Ama genel durumda teklide falan gayet tatlı iş yapıyor. En son olarak da şu profilimizde toplamadığımız bölümleri sizle birlikte toplayalım. Belki şuradan güzel bir Char çıkartabiliriz. Buradan bir 400'ümüzü alalım abi. Daha sonra 200 altınımızı alamadan önce bir tane ödülümüzü açacağız. Bakalım buradan güzel bir şey gelecek mi? Ender geldi abi. Yine klasik zaten, bizde şans barlı yok amına. 200 altın geldi. 925 daha buradan. Taraya destek geldi ve 1400. Aslında hiçbir şey değişmemiş gibi oldu abi. Gayet güzel yükselttik Tara bölümünü de. Bütün profilimizi de ayarladık. Hemen her şeyi de düzenledik ve artık videonun sonuna geldik dostlarım. Baz artık bizim main'imizdir, kardeşimizdir. Kendisinin adı da Fenrir'dir. Hafiften de severiz God of Mantığı tarzda oyunları abi. Ben buna kavuştum. Umarım sizler de sevdiğiniz Char'lara kavuşup mainlemişsinizdir. Deriler gibi Brawl Stars oynayıp arkasına Kurtlar Vadisi izleyen dostlara da selam olsun. Ben artık gidiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz kolsuz Brawl Stars'lı dostlarım. Hadi bakalım. Let's go.